Bazı oyunlar bizlerin gündelik hayatta yaşadığı sıkıntılara değinirler. Kendimizden bir parça gördüğümüzün ötürü bu oyunlarla bir bağ kurarız. Oynanışlarının, görselliğinin bizim için bir önemi olmaz. Doki Doki oyununu insanlar sırf 4. duvarı kırıyor ve seksi kızlar var diye seviyor. Ama benim sevme sebebim, buradaki her bir karakterin aslında ergenlerin yaşadığı sıkıntılara parmak basmasıydı. Günümüzde ergenlerin yaşadığı psikolojik sıkıntıları çoğu insan ciddiye almıyor. 17 yaşındaki intiharsal çocuklara sen topunla oyna, ne derdin olabilir diyen insanları çok görüyorum. Ergenlerin psikolojik buhranları Doki Doki'nin temelini oluşturuyor aslında. Bir gün kanalda uzun uzun hepsine yer veririm, lakin şimdi benim kalbime en çok dokunan kısımdan bahsetmek istiyorum. Doki Doki'nin başındaki Dan Salvato, oyunun sonundaki Monika ile konuştuğumuz kısma, hep kendi zihnindeki düşünceleri, kendi dert ettiği sorunları Monika karakteri üzerinden oyuncuya aktarıyordu. Burada Monika'yı silmezseniz ki bunu kaç kişi yaptı bilmiyorum, kendisi 1,5 saat boyunca hayatının içinden konuşmalar yapıyor. Diyalogları dinlerken evet bu konuştuğum kişi Monika ama aynı zamanda ben şu an karşılıklı şekilde Dan Salvato ile konuşuyorum diyorsunuz. Yeni insan tanımını ne kadar uğraştırdığına ve zor olduğundan tutun, insana bir anda gelen üşengeçlik ve bunun sonucunda verimsiz geçen günlere kadar birçok hayatın içinden diyalog vardı. Monika'nın ağzından çıkan her bir cümlede kendi yaşadığım zorluklardan bir parça buluyordum. Ben bu kısımlarda bu yüzden bayağı etkilenmiştim. İşin kötü tarafı ben burada karaktere, diyaloglara bağlanmışken bir anda oyun bana o asla gerçek olamayacak diye başarım vermişti. Bu başarımı Monika'yı silmeyip dinlemeye devam ederseniz alıyordunuz. Çok değişik duygular hissettirmişti başarım bana. O yüzden de o zamandan beri başarımı Steam profilimde sergiliyorum. Silent Hill 2 gerek yetişkinlerin gerekse de çocukların kendisinden parça bulabileceği bir oyundur. Özellikle de aramızdaki genç bireylerin kolaylıkla kendisiyle bağdaştırabileceği Eddie karakteri. Kendisi gördüğü akran zorbalığının üzerine bir de aile içi sorunlar eklenince hıncını hayvanları öldürerek çıkartıyordu. İçinde topluma karşı büyük bir nefret, büyük bir insan nefreti vardı. Angela karakterine baktığımda ise belki kendimi değil ama zamanında çok sevdiğim bir insanı görüyordum. Ben oyunlarda samimiyete çok önem veriyorum dostlar. Metro Exodus'taki favori kısımları bu yüzden trende anayla dertleştiğimiz kısımlardı. Cyberpunk 2077'de oynanıştan gram zevk almıyorum. Oyunu tek sevme sebebim karakterlerle olan dertleşmelerdi. Kendimi Night City'nin bir parçası gibi hissediyordum. Oynanış ve görsellik geri planda olsa bile o oyunda samimiyeti varsa oyundan tatmin olmuş derecede ayrılıyorum. Eminim ki bu videoyu izleyen birçok insan hayatında okul derin yaralar açmıştır. Bu yaraların sebebi ise başlıca şunlar. Tüm öfkesini psikolojik baskı veya da fiziksel yolu öğrencilerden çıkartan, öğrencilerin üzerinde yetkiye sahip olduklarının ötürü tanrı kompleksine sahip müdürler ve öğretmenler. Sadece okul içinde bitmek bilmeyen dışarıya veya da sanal aleme taşınan akran zorbalığı. Ve tabii ki de tüm zeka türlerinden aynı performansı bekleyen kötü eğitim sistemi ve bunun sonucunda gelen ailelerin başarı konusundaki psikolojik baskısı. Öğretmenler tüm öğrenciler aile evinde rahat ve sorunsuz şartlardan geçiyormuş gibi davranıyorlar. Evde ailesi tarafından bağır psikolojik baskı görerek büyüyen ve bu bozuk psikolojiyle bırakın dersleri ödevleri bile yapamayan bir öğrenciydim ben. Sabahları kendimi öldürsem mi acaba diye hastalıklı bir düşünceyle okula giderken ödev yapmadım diye edebiyat öğretmenim tarafından az aşağılanmamıştım. Ya çok kötü zamanlardı gerçekten aklıma geldikçe bir tuhaf oluyorum. Crowfear'daki okul kısmı ise beni geçmişinden bir parçayla vurmuştu. Arkadaki Yalnızlık ismindeki şarkıyla okula giriş yapıyorduk. Ana karakter Simon Hendrix'in aşırı depresif biri olmasına rağmen bu kafeteryanın Türkçe karşılığı Mutlu Simon demekti ve bu bayağı ironikti. Karakterimiz okulda defalarca kez zorbalığa maruz kalmış yaşıtlarına ayak uyduramamış biriydi. Ve anksiyete sahibi biriyseniz okulda insanların yanından geçmek, yüzlerinden, bakışlarından kaçınmak ne kadar size tüm gün boyunca huzursuz bir deneyim yaratıyor iyi bilirsiniz. Düşmanlarsa tam olarak bu insanları temsil ediyordu. Çünkü oyun karakterin zihninde geçiyordu. 3 yıl önce çok etkilendiğimden ötürü Crowfear ile ilgili çok amatörce bir video hazırlamıştım. Hatta yakın zamanda bu videonun bir remake halini yapacağım bilginize. Bugünkü konumuzsa ufak bir Koreli grup tarafından yapılmış, Kore'de geçen The Com oyunu. Şimdi bu oyun aslında bir seri. İkinci oyunu var ve yakında Tubi adında bir yan oyunu çıkacak. Yapımcı firma Devespresso Games 3. oyunu da kesin yapacaklarını duyurdular. Oyun 2015 çıkışlıydı. İlk ismi The Com'a Cutting Class'tı. Sonrasında 2017 yılında The Com'a Recut adı altında bir remaster sürümü çıkış yapmıştı. Bu sürümde oyunu konsollara ve mobilya getirmişti. Oyunun türü ise 1-2 de hayatta kalma korku oyunu. Birinci oyun komple okul hayatını konu alıyor. Eğitim sisteminin ve ailemizin beklentilerinin öğrenciler üzerinde nasıl bir psikolojik buhran yarattığını işliyorlar. Yapımcı stüdyoda Koreli olduğundan özellikle de bu oyunla kendi içlerini döküyorlar gibi hissediyorum. Kore'nin aşırı çalışan lise öğrencilerin hayatına bir bakış sunuyor bu oyun. Oyunun Facebook sayfasına giriş yaparsanız oyunun pazarlandığı zamanlar Kore eğitim sistemi ve Kore öğrencilerin psikolojileriyle ilgili bilgiler yayınladıklarını görebilirsiniz. Dan Salvato'nun içini Monika üzerinden dökmesi gibi yapımcılar da gençliklerinin aile ve okul baskısı altında geçmesinden ötürü dolu olsalar ki bu oyunda bolca iş döküyorlar.
İkinci oyun okul temasını arkasına bıraksa bile yine arka planda okulla bağlantılı empati kurabileceğiniz, kendinize bağdaştırabileceğiniz bir hikaye anlatıyordu. Ama onlara daha değinmemiz var elbette. Bu arada sizden videoyu geçmeden önce hemen ufak bir like isteyeceğim. Şu anda bu seslendirmeyi editten sonra yapıyorum ve cidden bu videoyu yapmak beni oldukça yordu. Emeğimin karşılığını vermek için bildirimleri açmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler, iyi seyirler. Hikaye ve evrenden giriş yaparsak, ana karakterimiz Yungo, Seva Lisesi'nde okuyan 1. sınıf bir öğrenci. Hayvan gibi ders çalışmasına rağmen bir türlü derslerinde başarılı olamayan, aynı zamanda okulda pek ilgi sevgi görmeyen, düzenli zorbalığa uğrayan biri. Tüm bu hayatın getirdiği yorucu ve bektirici sorumluluklar yüzünden de gerçeklikten kaçmak için video oyunları ve animelerle günlerini geçiriyor. Kendisi çok ağır bir nerd ve ne kızlarla arası iyi ne de diğer insanlarla. Ama hayattan şikayet edip anlamaktansa yine de bir şekilde başarısız olsa bile adımlar atmaya devam ediyor. Tıpkı hepimizin yapması gerektiği gibi. Yungo okulun final sınavları geldiğinden ötürü rahat bir yaz geçirmek için tüm gece çalışmıştı. Yorgun, bıtkın, uykulu bir şekilde sınava girmenin sınav performansını etkileme ihtimali olsa bile o bunu görmezden gelmeyi tercih ediyordu. Yungo 2-3 saatlik uykusunda çok tekinsiz bir rüya görmüştü. Bir yerde kapana kısılmıştı, yıkılan bir dünya gibiydi. Uyandığı zaman da okula geç kaldığını görüyor, daha rüyayı bile düşünecek zaman olmadan. Hızlıca okula gittiğinde ise kapıda aşırı güzel ama farklı bir okul üniforması giyen bir kız görüyor. Kendisi bu okuldan değil. Vay canına bana bakıyor diyerekten kızın kim bu otistik bakışını yanlış anladığından kendisi tüm cesaretini toplayıp adam alsa da nafile, kız yüz vermiyordu. Kızın isimliğinden de isminin Yasuo'lu olduğunu öğreniyoruz. Kız ise somurtkan yüz ifadeleriyle geç kaldım bak başını belaya sokarım seninle ilgilenmiyorum diyerekten bizim karakteri bir güzel yol veriyor. Daha okula girmeden önce okul panosunda mahalle sakinleri için tüm herkesin final haftasında çıkarttıkları gürültüyü en alt düzeyde tutmaları gerektiğiyle ilgili bir uyarı ile karşılaşıyor. Okul dışındaki okulla alakası olmayan insanlara bile bu okullar karışmaları ulan kıyamet mi geldi ne bu sınavmış arkadaş delirtiyor. Okul girişinin hemen önünde ise bir ambulans görüyoruz. Dün gece okulda Taehyun adında bir öğrenci intihara kalkışmış ve bu sabah vücudu bulunmuş. Karakterimiz ise direkt acaba okulun ekşitli baş zorbası Myungi yüzünden mi intihar etti? O ne kadar ileriye gittiğini çoğu zaman bilmiyor diyor. Birçok öğrenci bu çocuk okuldan atılsa okulun çok daha konforlu bir yer olabileceğini düşünüyor. Okul anonsuyla da daha bir öğrencinin yeni intihara kalkışmasına ve tüm okulun ambulans siren sesleri yankılanmasına rağmen öğrencilerin direkt birkaç dakikaya sınava gireceğiyle ilgili bir duyuru görüyoruz. Yanımızdaki öğrencilerin muhabbetlerinde konuyu nereye bağladıkları ise tüm bu öğrencilerin kafesteki bir fare gibi yaşadığını gösteriyor. Biri diyor bu lise zor bir yerdir, onun gibi çömezleri ham yaparlar, onlar böyle intiharda kalkışırlar. Biri diyor ki okulda iyi performans gösterme baskısı onu sonunda alt etmiştir. Karakterimiz tam okula girecekken yerde bir kolye buluyor. Bu kolye okulun gözde ve popüler öğretmeni Bayan Song'a ait. Yungo ise bunu direkt çantasına atıyor ve hem iyilik için hem de belki hocamın gözüne girerim diyerekten Bayan Song'a kolyeyi vermek için yelteniyor. Yungo okula girdikten sonra da okulun zorbası Myungil ile karşılaşıyor. Myungil, Taehyun'a yaptığı zorbalığın herkes tarafından farkında olduğunu biliyor. Bizim karakter de zamanında Bayan Song'a Myungil'e şikayet etti diye, yine ağzımızdan laf çıkartırız diye korktuğundan bizi tehdit ediyor. Burada zorbalığın ciddi bir cezası varmış. Myungil tam tamına bir ay boyunca kamu hizmeti vermiş. Keşke burada da olsa. Ve o bir aylık aslında eğlenceye ayıracağı sürece ben derslerime senin yüzünden çalışamadım diyerekten bayağı bir göz daha veriyor. Karakterimizin bir şey demeyeceğine emin olduğunda da benim kızıma uzak dur diye bu uyarıda bulunuyor. Olay da şu, bizim ana karakterin Min adında beraber büyüdüğü, aşırı yakın olduğu bir komşu kızı var. Min o kadar güzel ve popüler bir kız ki tüm okul onun gözdesi. Hatta ikinci oyunda polislerin Mina'yı reklam yüzü olarak kullandığını görüyoruz, o derece popüler. Hayatı mükemmel olsa gerek. İşte bu andan sonra da sınıfa girene kadar öğrencilerin okulda nasıl bir buranda olduklarını görüyoruz. Öğrencinin teki havanın güzelliğine hayran hayran bakıyor. Bizim karakter ise abi sınav haftası kendine gel ya diye çocuğu kendine getiriyor. Çocuk da anımıza sövüyor tabi. Öğrenciler 4 ana ders sırasında sınav olduğunu görünce ulan aynı anda o kadar şeyi nasıl ezberleyelim arkadaş diye isyan ediyorlar. Bazı öğrenciler doğuştan aptal olduğuna bile canı gönülden inanmaya başlamışlar. Self-hate dediğimiz kendine nefret etme, kendini yargılama durumuna girmişler. Bazıları sırada hangi ders olduğunu bile takip etmekte zorlanıyor. Biri ise ulan sınavda çıkacak kitapları 7 defa bitirdim yine hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Öğretmenler ise kaybeden diye bir şey yoktur sadece yavaş başlayanlar vardır diyerekten öğrencileri daha da baskı haline sokuyorlar. Öğrencilerin yüzlerine bakarsanız da hep bir stres halindeler. En son Yungo 1F'ye kendi sınıfına girecekken de Bayan Song sesleniyor. Bayan Song sadece güzelliğinden ötürü değil aynı zamanda hoşgörülü anlayışlı kişiliğinden ötürü de sevilen bir kişi. Hatta Bayan Song Taehyun için sınavlardan ötürü baskı haline girip intihara kalkıştığından ötürü kötü notlar hayatın sonu değil, bu çok trajik bir olay diye üzerine ekleme yapıyor.
Diğer öğretmenlerin aksine çalışacak kardeşim tabi modunda değil kendisi. Sonrasında ise oyuncuya iki tane seçenek sunuluyor. Mingyongil'i ispiyonla veya da ispiyonlama diye. İspiyonlarsak Bayan Song zorbalıktan ötürü intihar etmenin ciddi bir suçlama olduğunu söyleyip bize ciddi bir tavır sergiliyor. Mingyongil'in düzelmek için çabaladığını söylüyor. Aslında öğrencilerin, bizim yaşıtlarımızın çoğunluğu kendi anne babalarına, öğretmenlere rol yapıyorlar ve maalesef ki büyüklerimiz çoğu zaman bunu göremiyor. Bayan Song da Mingyongil'in düzeldiğine inanmış. Öbür türlü de Bayan Song diyor ki, ileride bu zor zamanlardaki çalışmalarının mükafatını alacaksın. Bu stres sonsuza kadar sürmeyecek diyor. Vergi diye bir şey duydun mu Bayan Song? Sonrasında ise bize normalde notlarımız yüksekken bir anda düşmesine ötürü kendi odasında özel bir konuşma yapmak istediğiyle ilgili bilgilendiriyor. Karakterimiz ise bayır domuzu olduğundan direkt farklı hayaller kuruyor ama çabucak kendini toparlıyor. Bayan Song sınıfa geçince de karakterimiz muhabbete daldı diye kolyeyi vermeyi unutuyor. Sonrasında aman boşver randevumuzda veririm diyerekten kağıdın başına geçiyor. Sınav zil sesinin ardından ve Bayan Song'un uyarısıyla Yongo bir anda ben çalıştığım her şeyi unuttum stresine giriyor. Bu kağıttaki her şey yabancı geliyor dedikten hemen sonra da bir anda gözleri ağırlaşmaya başlıyor. Bir anda ağır bir uyku bastırıyor. Halbuki daha yeni kalktı, yeni uyandı. Böyle bir stresteyken vücudun uyumak istemesi normal değil. Ve gözünüz bir saniyeliğine kapatıp açar açmazsa kendini bir anda boş bir sınıfta akşam vaktinde buluyor. Neden kimse beni uyandırmadı, bu nasıl saçmalık diye strese kapılıyor. Sınıf tahtasında ise kendisininki hariç tüm herkesin ismi yazılı durumda. Halbuki onun ismi de oradaydı. Uyuduğu sırada ismi silinmiş. İlginç. Giden tek şey ise isim değil. Normalde çantamızda kolye varken uykuya dalıp uyandığımızda bu kolye nedense gidiyor. Geriye kolyenin içindeki Somi Park adında bir kadının fotoğrafı kalıyor. Yungo sınıftan çıkar çıkmaz ise koridorun çok sessiz olduğunu görüyor. Etrafı aydınlatansa çantasında taşıdığı ucuz bir el feneri. Öğrenciler bazı geceler okulda geç saatlere kadar çalıştığı günler olduğu için Yungo yanında el feneri taşıyordu. Koridora çıktığında ise Yungo karanlığın içinde birini görüyor. Bu kişi Bayan Song'un ta kendisi. Ama gözleri bembeyaz, dudaklarında hafif bir kırmızı leke var. Eli ise arkada bir şeyi gizliyor. Karakterimiz ismini seslenince de nedense kadın Bayan Song olmamı istediğin kişi mi diyor. Yungo buluşmayı kaçırdığından ötürü özür dilese de Bayan Song evet hadi yanıma gel seni affedeyim falan diyor. Bizim karakter Bayan Song'u soruya yöneltince de Bayan Song elindeki bıçakla çığlık atarak bizi kovalamaya başlıyor. Karakterimiz lavabo yasaklanıp bir şekilde Bayan Song'un izini kaybettirince camdan dışarıya bakıyor. Gördüğü tek şey ise bir boşluk, sokak lambaları yok, evler yok, sadece karanlık var. Hiçbir şey gözükmüyor. Karakterimiz Bayan Song'un kendisine bir bıçakla kovaladığının kabus olduğunu düşünerek kendini tokatlıyor ama tek yaptığı şey canını acıtmaktı. Bunun bir kabus olduğunu hissetmiyordu, sadece buna inanmak istiyordu ama hiç olmadığı kadar canlı hissediyor bu rüyada. Ya da kabus mu demeliyim. Okuldaki çıkış kapıları kilitliydi. Camlar ise ne kadar denerse denesin kırılmıyordu. Kendisi kafeteryaya gittiği zaman da okulun önündeki Yasuo'yla adlı kızı görüyor. Kız hayatta olmamıza şaşırıyor. Karakterimiz panik halinde sorular yönelse de kız profesyonel bir şekilde panik yapmak hiçbir işine yaramaz. Ölümüne neden olur, sakin ol diye uyarıyor. Bizim karakter ise paniğini dindiremeyince Yasuo sesini kıs, katil yerimizi bulmasın diye tekrar bir azar çekiyor. Üzerine de Yasuo, senin bahsettiğin Bayan Song okulda gördüğün bu katliamdan sorumlu kişi olabilir. Sen de bir sebeple ötürü buradasın ve öylece çekip gitme şansın yok. Bu yere seni bir şey getirdi. Eğer buradan ayrılmak istiyorsan bunun ne olduğunu bulmalısın diyor. Bizim karakter ise bu duyduklarına yabancı kaldığından ne diyorsun? Katil neden öğretmenime benziyor? Nereye düşmekten bahsediyorsun diye cevaplar sunsa da nafile. Aldığı cevaplar kendisine çok garip geliyor. Sanki bir bilim kurgu filmindeymiş gibi. Bu andan sonra ise Yasuo'nun yönlendirmeleri eşliğinde belli başlı objektifleri yerine getirip bazı cevaplar alıp hayatta kalıyoruz. Koma'nın ilk oyunu kendi evrenine, kendi evren kurallarını açıklama konusunda pek tutkulu değil. Evet yine ana olay örgüsünü ara sahnelerden, diyaloglardan anlayabiliyorsunuz ama bunu oldukça detaysız yapıyor. Detaylara inmek için sizin notları toplayıp onları okumanız gerekiyor. Notları toplamak zor değil bu arada, direkt karşınıza çıkıyorlar birinci oyunda da ikinci oyunda da. İkinci oyun demişken, ikinci oyun ise hikayeyi ve evreni anlatma konusunda çok daha başarılı ve heyecanlı. İkinci oyunu bitirdiğinizde öğrendiğiniz şeyler sizi tatmin ediyor. İkinci oyunun olay örgüsü çok daha geniş, çok daha detaylı. İkinci oyun hem kendi hikayesini hem de ilk oyunun hikayesini çok güzel oyuncuya açıklıyor. Bu evrenin ne olduğundan ve kurallarından tutun, karakterlerin geçmişi, kan bağları, hatta olay örgüsü zincirinde yaşananlarla işleniş de vay be Koma'nın evreni bayağı genişmiş delirtiyor. Koma 2 merak duygunuzu bildiğin kömür atıyor. Ama tabii ki de hikaye ve evrenle ilgili güzel olan her şey ikinci oyunda var. Eğer yorumlarda Koma 2'nin videosu gelsin isterseniz bunu belirtirseniz ve güzel bir like sayısı gelirse Koma 2'nin de videosunu yaparım. Ben şimdilik ikinci oyundaki olay örgüsünü ve karakterleri katmadan sadece ikinci oyundan Koma hakkındaki bu oyunun geçtiği boyut hakkındaki öğrendiklerimizi ve ilk oyunun olay örgüsünü anlatacağım.
İkinci oyunun videosunda ise onun olay örgüsünü detaylı anlatırım. İsterseniz tabii. Şimdi, Koma ismi verilen bir sınır dünyası var. Burası Stranger Things'teki ters dünya gibi. Burası bizim dünyamızın bükülmüş ve tekinsiz bir yansıması. Koma'da yaptığımız şeyler gerçek dünyayı etkiliyor. Koma'da cam kırarsan gerçek dünyada da kırılıyor. Biriyle sınav kağıdını değiştirirsen diğer kişi sanki kendi notuymuş gibi farkında olmadan kendi kağıdıymış gibi teslim ediyor. Bu gerçekliğin şifresini kırmak gibi bir şey. Özellikle de bunu çok daha şeytan işler için kullanabilirsiniz. Mesela gerçek hayatta ağır askeri gücün olduğu nükleer bomba kodlarını barındıran bir yer düşünün. Koma'da orada kimse olmayacağından kötü niyetli kişiler komadan direkt nükleer bomba kodlarını çalabilirler. Veya da asla giremeyecekleri, ellerine geçiremeyecekleri şeyleri değiştirip gerçek dünyada ufak veya da büyük değişimlere yol açabilirler. Koma'nın kendine ait kuralları olduğu gibi yaratıkları veya da bitki örtüsü var. Burası gerçek dünyanın bir çarpıtılmış hali. Bu yüzden gerçek dünyadaki herkesin bu evrende bir karartı adı verilen hali var. Bu karartı o kişinin negatif duygularını, kırılgan tarafını barındıran bir kişilik diyebiliriz. Bu sadece davranışlara değil, karartının dış görünüşüne de yansıyor. Mesela Myungil, başta yemek olmak üzere para veya da karı kız konusunda açgözlü bir insan olduğundan, onun karartısının karnında kocaman bir boşluk var, ağzı ise kocaman. Mina'nın en yakın arkadaşının ismi Dayun, birinci oyunda sadece bir notta ismi geçiyor, ikinci oyunda ise bizler kendisini tanıyoruz. Dayun kalbini insanları kapatan, çok fazla hayal kırıklığı yaşamış, dışarıya vurmadı, derin depresyon olan biri. Bu yüzden de karartı halinin kalbinde bir boşluk var. Ana karakterimizin bir karartısını görmüyoruz çünkü kişi komaya giriş yapar yapmaz karartının yerini alıyor. Ayrıca komaya giriş yapılan ismi her yerden siliniyor. Düzenli olarak ismini bir yerlere yazmalısın. Bunu yapmayanlarsa kendini, yani aklını kaybediyor. Bir deliye dönüşüyor. Bu da quick save'in veya da checkpoint'in olmadığı iki oyunda da save'i sadece manuel alabilmenize bağlanıyor. Mesela ilk oyunda tahtalar yazıyorken ikinci oyunda bir kitaba ismimizi yazıyoruz. İki oyun boyunca da notlar buluyoruz. Bunlar gerek ana olay örgüsünü detaylı anlatıyor, gerekse ana hikaye dışında evrende neler olduğunu anlatıyor. Bu notları etrafa koyanlarsa not alan adında sadece etrafta olanları yazmaya programlı bir grup komaya özel canlılar tarafından hazırlanıyor. Kendileri sadece etraftaki negatif olayları kağıda döküyorlar. Arkadaşımın bir teorisine göre de bu not alanlar komayı ayakta tutmak için bu negatif duyguları kaleme döküyorlar. Bu bana oldukça mantıklı geldi. Anlayabileceğiniz üzere komanın kendine ait vatandaşları da var. Ama bunların tek ortak noktası komada doğmuş olmaları. Dünyadaki bir insanın yansıması değiller. Kimisi sakin ve depresif takılıyor. Kimisi ise agresif, saldırgan. İkinci oyundaki kasap mesela. Ama bu dükkan sahibi abi gibi size yardımcı olmaya çalışanların sayısı da epey fazla. Koma karşımıza gündelik hayattan tanıdığımız, bilinçaltımızda önemli yer barındıran insanların karartısını çıkartıyor. Mesela ilk oyunda Yungo için bu Mina iken, ikinci oyunda Mina'da en yakın arkadaşı Daihun'u görüyor. Allah'ım, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Koma boyutu hem insanlar tarafından kötüye kullanılabileceğinden hem de içindeki kötücül varlıkların dünya yaşamına kaçmaları sonucu kötü şeylere yol açabileceğinden ötürü de Hayalet İnfancıları denilen bir organizasyon var. Bunlar aynı zamanda komaya yanlışlıkla düşen insanları da kurtarmakla yükümlüler. Yasuo ise Hayalet İnfancılarından bir tanesi. Yani kendisi sıradan bir lise öğrencisi değil. Kendisi işinde profesyonel, katilleri savaşabilecek kadar güçlü, hem aşırı bilgili hem de duygularını kontrol etmesini ve yönlendirmesini bilen, rasyonel düşünebilen biri. Tıpkı karakterimizin dediği gibi canlı kanlı bir anime kızı gibi. Karakterin arka plan hikayesine ve detaylarına ise yine ikinci oyuna değineceğim. Bu iki oyunda bir ana kötüsü var. O da Habis kardeş. Kendisi, evet biliyorum bana söveceksiniz, lakin yine ikinci oyunda anlatacağım belirli sebeplerden ötürü bir şekilde yaratılmış ve kendi benliğine sahip, mutlak güce sahip biri saf kötü. Kendisi Koma'nın en güçlü varlıklarından biri. Belki de en güçlüsü. Koma'daki en tehlikeli canlardan bir tanesi. Tıpkı gürbüz gibi tüm Koma varlıkları ondan korkuyor. Habis kardeş ise bu öğretmenimize benzeyen katili yaratan kişi. O katil aslında uzaktan kontrol edilebilen bir et kuklası. Hatta Yungo komaya girer girmez kolyesi kayboluyor. Kolyemizi oyunun sonunda et kuklasının kontrol edildiği mankenin üzerinde buluyorduk. Kuklanın üzerinde ise Bayan Song'un Berezeris kıyafetleri var. Yaratık ilk oyunda sadece birkaç haftalık aslında. Avını kovalarken de bolca psikopatça konuşup kişilik özelliği gösteriyor. Ama bence tam bir benliği yok. Ne olduğunu bildiğinden bile şüpheliyim. Bayan Song olmamı istediğin kişi mi cümlesi en basit örneği. Neye benzediğini biliyor, nasıl davranması gerektiğini biliyor ama tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Sadece saldırgan bir avcı, o kadar. Niye öğretmenimiz gibi gözüküyor diyecekseniz de bu da ikinci videonun konusu. Her neyse, kendisi bir üstün avcı. Habis kardeşin kendisini yaratmasının iki tane sebebi var. Birincisi tabii ki de üşendiği kirli işlerini yaptırmak. Diğeri ise Habis kardeşin büyük bir zayıf noktası olduğundan ötürü. Emanet dediğimiz bazı kilit anahtarlar var. Bunlar aşırı duygu yüklenen, büyük bir olaydan geçmiş cisimler oluyorlar. Mesela kolyede soğuk savaş döneminden kalma.
Yani negatif dolu bir dünyaya, negatif dolu bir cisimle geçiş yapıyoruz. Bir madalyon da olabilir, flüt de dil dolu. Emanet yoluyla komaya geçiş yapmak dediğim şey ise aslında meditasyon yoluyla gerçek dünyada kendinizi uyutup komaya girmek oluyor. Yani siz komadayken gerçek dünyada vücudunuz uyku halinde oluyor. Eğer komada kapana sıkışırsanız da gerçek dünyada vücudunuz komaya giriyor. Hani sizi halk sikse uyanmazsınız, öyle söyleyeyim. Ana karakterimizin yakın arkadaşı olan Seo denen bir nerd çocuk var. Kendisi gözlüklü ve şişman. Jungo gibi çabalamaktan yorulmuş bir insan kendisi. Jungo kadar güçlü bir iradeye sahip değil. Çalışmaktan, çabalamaktan yorulmuş. Kızlar tarafından beğenilmiyor ve sürekli zorbalık halinde. Bu yüzden de içine biriktirdiği büyük bir nefret, öfke ve bir imrenme duygusu var. Oyunun başından intihar ettiği söylenen Taeyeon ise Seo'yla beraber bir gün okulda temizlik yaparken çok eski bir flüt buluyorlar. Bir gün Seo ertesi güne teslim etmesi gereken bazı ödevleri bitirmek için geç saatlere kadar okulda kaldığı sırada derin bir uykuya dalıp yanlışlıkla kendini bu flüt yani emanet sayesinde komaya sokuyor. Okulun neden kapkaranlık olduğunu, neden etrafta insanların olmadığını sorgulama şansı olmadan bir anda karşısına habis kardeş çıkıyor. Lise'de kıyafetleriyle etrafta gezen habis kardeşi daha önce hiç görmediğinden, kızın güzelliğinden ve kendisine olan flörtümsü tavırlarından etkilenip kızın peşinden gidiyor. Habis kardeş Seho'ya telekinezi tarzı özel güçlerini gösteriyor. Bu güçleri öğretmeyi teklif ettiğinde de Seo gibi güç arayışında olan çocuk da evet dediğinde habis kardeş flüte ulaşacağı sırada bir anda Seo geri uyanıyor. Seo bunun bir rüya olduğunu düşünse de not alanın notunu depoda bulduğunda rüya olmadığına emin oluyordu. Sonraki zamanlar bu flüt sayesinde Seo kızı kontrol etmeyi başarıyor. Kız ne kadar bağırsa da saldırmaya çalışsa da flütü olan Seo'ya karşı bir şey yapamıyordu. Seo vahşi bir hayvanı dizginler gibi habis kardeşi kontrol altında tutuyordu. Seo ne derse desin kız onu yapıyordu, onu bir kukla gibi kullanıyordu. Ama bu habis kardeşi kontrol etmek günden güne zorlaşıyordu. Flütü ne zaman çalmaya başlasa okul tutarsız bir hal alıyordu. Bu yüzden flütü çalabileceği güvenli birkaç yer ezberledi. Oyundaki kırmızı boyalı logolu duvarlarda aslında Seo'nun habis kardeşi evcil hayvanı yapmaya devam etmek için tasarladığı ayın bölgeleri olarak geçiyor. Seo güç zehirlenmesi yaşamaya başlamıştı. Bir sürü ufak veya da büyük kötülük yaptı. Gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Sonuçta büyük güç büyük yozlaşma getirirdi. Taeyeon ise tüm bu kom olayları başta olmak üzere her şeyden haberi olan biriydi. Seo'nun yozlaşmışlığından ötürü de buna bir son vermek istiyordu. Bu yüzden ikisinin arası açıktı. Taeyeon ne kadar denese de nafile Seo'yu bu yoldan geri çeviremiyordu. Taehyung kahraman olma yolunda Seo'yu durdurmak için bir gece okula girdi. İşte o da oyunun başladığı gün oluyor. Yani Taehyung intihara kalkışmadı, komada bir şeyler yaşandı ve bu hale geldi. Kuklanın yaratılma sebebi de Seo olsun bir başkası olsun emanetli insanları avlamak için. Habis kardeşin aksine insanüstü güce sahip et kuklasının böyle bir zayıflığı yoktu. Konuya dönersek, oyun boyunca Seo'yla belli başlı yerlerde karşılaşıyoruz. Ve rol yapma becerisi çok da iyi değil çünkü bizden daha sakin olmayı başarıyor, panik yapmıyor. Sadece şaşırmış tepkiler vermesi, o da buraya yeni gelmiş gibi düşünmemizi desteklemiyor. Ha bu arada bu kötü karakter yazımı falan değil ha, bilerek yapılmış bir şey. Çünkü Seo bizi burada gördüğünde çok şaşırıyor. Hani nasıl davranacağını bilmiyordu, hazırlıklı değildi. Biliyorsunuz hani Batman, Seo hazırlıklıysa alır. Ana binada gezinmeye devam ederken personel dinlenme odasında Kuzey binasının anahtarının yeraltı deposunda olduğunu yazan bir not buluyoruz. Yeraltı deposuna gittiğimizde ise Seo'nun flütü kaybettiğini ve panik atak yaşadığını görüyoruz. Habis kardeş de doğru anı bekleyen bir aslan gibi bir anda Seo'ya saldırıyor. Seo'nun emrediyorum kelimeleri artık işlevli değil. Habis kardeş daha fazla zincirlerin eseri olmayacak. Habis kardeş Seo'nun vücudunu ve zihnini komple ele geçiriyor. Şeytanla rusulet oynarsan olacak şey budur. Jungo bir hayalet infacısı olmadığından ve buraya nasıl geldiğini kendisi bile bilmediğinden habis kardeş davetsiz misafir diyerekten Jungo'yu bir tehdit olarak görmüyor. Sadece şaşırıyor kim bu diyerekten. Seo'nun emanetinin bir diğer parçasının gizlediğini öğrenince de emanetin bir bütün olması gerektiğinden ötürü habis kardeş Jungo'yu güvenliğini sağlama anlaşmasıyla emaneti getirme konusunda bir masaya oturuyorlar. Jungo flütü getirince de Seo ve Jungo özgür kalacaktı. Komadan çıkacaklardı. Bizimki zar zor katil atlatıp emanetin diğer yarısını getirdiğinde ise habis kardeş anlaşmaya uymuyor ve Jungo'yu öldürmeye çalışıyor ama Jungo'nun vücudunda belirsiz bir güç saldırıdan kaçınmasını sağlıyor. Kolye emaneti şu anda yarım durumda çünkü kolyenin içinde olması gereken fotoğraf şu anda bizim üzerimizde. Yani biz yarım emanet taşıyoruz, bu yüzden burada bize saldıramıyor habis kardeş. Habis kardeş lan bu ne, senin üzerinde emanet yok, nasıl bir şey yapamıyorum diye şaşırıyor. Ve sonrasında Yasol'ün işi olduğunu düşünüp biri güzel sövüp Seo'nun vücuduyla beraber ışınlanıp bizimkini katile emanet ediyor. Oyunun başından beri dönen şu karnı muhabbetine gelirsek.
Jung o kadar çalışmasına rağmen 3 dersten kalıyor: görsel sanatlar, matematik ve sosyal bilimler. Öğretmeni bile bunun şokunu yaşıyordu. Aslında Seo komada kendi notlarını Jung onunkileriyle değiştiriyordu. Bu sayede çabucak büyük bir başarı yakalamıştı. Yani cevaplara bakıp onları ezberleyip sınavdayken uygulamak gibi daha uğraştırıcı işlere girmek istemiyordu. Elindeki güç onu o kadar yozlaştırdı ki en yakın arkadaşına bile böyle bir kötü şey yapmıştı. Bir de Kore'de yani, sen düşün. Jung ise öğretmenler odasında karnesini buluyor. Diğer öğrencilerin karnesi burada değil, bir tek bizimkinin var. Yosel buraya kaza eseri düşmediğimizi, bir şeyin bizi buraya çektiğini söylüyordu. Bizimki de belki karnemin bir alakası vardır diyerekten karneyi yanına alıp sonrasını Yosel'e veriyor. Yosel karneyi bakalım göründüğünden daha zeki misin diye alıyor. Sonrasında daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söylüyor. Jung'o ne oldu diye sorduğunda ise Yosel notlarımızın rezalet durumda olduğunu görüp bir güzel kendince taşak geçiyor. Ne kadar hayatta kalmayı başardığımızdan bizim sandığımız kadar ümitsiz vaka olduğumuzu düşünmemeye başlasa da hala soğukkanlılığını koruyor. Bizim hakkımızda erken konuşmak istemiyor. Sonuçta erken konuşmak çoğunlukla hayal kırıklığına yol açar. Bunu ben çok yaşadım. Yasuo burada resmi olarak bir hayalet infilacısı olduğunu söylüyor. Oyunda bize beraber ilerlememesinin sebebi kendi çapında araştırmalar yapması. Yasuo'nun raporlarını da oyun içinden okuyabiliyoruz ve oldukça bilgilendirici yazılar yazmış kendisi. Oyunun bu anından sonra ise belli başlı kısımlarda karne notlarımızı düzeltmek için karşımıza bir fırsat çıkıyor. Oyunda tam tamına 5 tane son var. 5. son iyi ve gerçek son olarak geçiyor. Onun ve diğer elleri için ise yapılması gerekenler şunlar. Öncelikle bir kısımda rehberlik öğretmeninin bir şifresini buluyoruz. Eğer hile yoluyla kendi notunuzu bilgisayar üzerinden değiştirirseniz bu kötü sonları yol açıyor. Yapmanız gereken şey doğal yöntemlerle karneyi değiştirmek. Bunu yaparsak SEO'dan bir farkımız kalmazdı. Birinci iyi son gereksinimi ise şu. 1C sınıfında Mina'yı buluyoruz. Bu Mina'nın karartısı. Ayrıca 1C Mina'nın sınıfı oluyor. Taehyung'la da aynı sınıfta. Mina'nın karartısı yerde yaralı şekilde yatıyor. Kendisine ne olduğunu sorduğumuzda sadece hemşire odasında kanamayı durdurabilecek bir şey bulabileceğimizi söylüyor. Neden bu halde onu söylemiyor. Jung'o hemşire odasında bir ilk yardım kiti buluyor. Bunu Mina için kullanıp kanamasını durdurunca Mina teşekkür ediyor. Bizimki teşekküre gerek yok, sen benim arkadaşımsın, birbirimize tabii ki de yardım edeceğiz dediğinde Mina arkadaştan da ötesin, bunu unutma diyerekten göz kırpıp gidiyor. Bu olay ise şunu tetikliyor. Bayağı bir süre sonra kuzey binası kısmında Myungil'in karartısı geçmemizi engelliyor. Eğer Mina'ya yardım ettiyseniz burada Mina gelip Myungil'i sen benim yanımda rol yapıyorsun, normalde pisliksin diyerekten azarlıyor ve Myungil kayboluyor. Eğer Mina'ya yardım etmezseniz de Myungil sizin can barınıza ciddi bir hasar veriyor ve bu şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Ya da kendisine kafeteryadan ekmek bulup getirip yolaşmasını sağlıyorsunuz, o kadar. Mina, Myungil azarladıktan ve yardım ettikten sonra Jung'un karnesinde bir değişkenlik oluyor ve sosyal bilimler notu düzeliyor. İkinci iyi son gereksinimi ise şu. Etüt odasının ders tahtasında matematik sınavında çıkacak sorular var. Jung bunları bir kağıda yazıyor. Sonrasında hemen yan sınıfımızda kendini zincirlemiş ve hiç durmadan matematik problemlerini çözen bir karartı buluyoruz. Kendisi matematikten anlıyor. Bu yüzden yardım istiyoruz ama kendisi orada olmuyor. En sonunda ise bir anlaşmaya vuruluyor. O da rehberlik odası, yani okulun rehber öğretmeni Bay Ma'nın odasının anahtarına karşılık matematik sorularını çözmemize yardım edecek. Biri F sınıfına gidip anahtarını buluyoruz. Bu anahtar sayesinde de rehberlik odasını açabiliyoruz. Rehberlik odasını açtıktan sonra anahtarı öğrenciye vermekte bir sorun yok. Sadece kapıyı açmadan önce anahtarı vermemiz durumunda bir daha kapıyı açamıyoruz. Etüt odasındaki soruları çözdükten sonra karnemizdeki matematik notu değişiyor. Üçüncü gereksinim ise şu. Resim odasındayken resim dersinden neden kaldığımızı öğreniyoruz. Sebebi SEO değildi. Bizim karakterin özgüvensizliğinden beğenmezler diyerek resmini teslim etmemesiydi. Bu yüzden sınıfımızdan resim alıp resim odasına tekrar ulaşıp bu gereksinimi tamamlıyoruz. Böylelikle de görsel sanatlar notumuz düzeliyor. Ders notlarından kaç tanesini düzelttiğinize göre de 4 sondan bir tanesini alıyorsunuz. 5. son için ise yapmanız gereken son bir şey daha var. Hikaye kapanışı da şu şekilde oluyor. Kuzey binasının içindeki kütüphanenin çıkışında masada bir not ve anahtar buluyoruz. Notta ise Taehyung'un medya araçları odasında bulunduğunu öğreniyoruz ve kendisinin komada olabileceği varsayımına vararaktan medya araçları odasına gidiyoruz. Medya araçları odasında bir kaset buluyoruz. Kasete sadece sır yazıyor. Esas sorunsa bu kaseti oynatacak aygıtı bulmaktı. İçindeki videonun önemli öğeler barındırdığı belliydi. Belli başlı uğraşlar sonucu başkanın odasından kaset oynatıcıyı buluyoruz. Kasette kuzey binasındaki kütüphaneyi görüyoruz. Seho'yu alan Habis kardeş birkaç kitaba devirdikten sonra gizli bir bölmeyi açıyor. Habis kardeş gizli bölmeye girdikten sonra Bayan Sogun, yani kuklanın çıktığını görüyoruz. Kukla da kamerayı fark eder etmez kayıt bitiyor. Bu video kaydını çeken ise Taehyung'un ta kendisiydi. Taehyung buraya bilerek girmişti, kaçmaya çalışmıştı ama başarılı olamamıştı. Hayatta kalma güdüleri bizimki kadar güçlü değildi. Kendisi Myungil'in karartısına yakalanmıştı.
Gerçek hayatta olduğu gibi komada da zorbalıktan kaçamadı. Emanetin yarasıyla dünyaya dönmek istemişti. Aslında olayın arkasında bu vardı. İntihar yoktu. Ambulansın yanında kolyenin bulunma sebebi de bu kolyenin aslında Taehoon'dan düşmesinden ötürüydü. Jungkook sonrasında bu kütüphaneye gelip gizli bölmeyi açtığında bir manken görüyor. Üzerinde ise sabah okulda bulduğu kolye ve Bayan Sok'un kıyafetleri var. İşte et kuklası bu sayede yönetiliyor. Kolyeyi alır almaz okula deprem başlıyor. Bu sıra et kuklası tarafından yakalanıyoruz. Tam bizi öldürecekken Yasol yetişiyor ve bize geldiğimiz yerden kaçmamızı, kendisini bırakmamız gerektiğini söylüyor. Uzun bir kovalamanın ardındansa 5. yani gizli son için son bir gereksinim yapmamız gerekiyor. Bu gereksinim kantine girmeden hemen öncesinde yapmanız gereken bir şey. O da merdivenlerden bir üste çıkıp gizli bir kapıyı açmak. Bu kapı sadece ilk 3 gereksinimi tamamlanınca açılıyor. İçeri girildiğinde Not Alan'la karşılaşıyoruz. Ona bazı sorular soruyoruz. Not Alan öncesine göre farklı olduğumuzu, farklı hissettirdiğimizi söylüyor. Ve ona kolyeyi gösteriyoruz. Ardından okulda ne olacağını, karartıların ne olduğunu ve buradan nasıl kaçabileceğimizi sorduktan sonrasında yanından ayrılıyoruz. Bu kabustan kaçmak için ise başlangıca yani komaya girdiğimiz yere sınıfımıza geri dönmemiz gerekiyor. Uzunca bir süre sonra ise sınıfımıza ulaşıyoruz. İlk 4 sonda göz artı morlukları ve yüz yaraları eşliğinde hapis kardeşi yakalanıyoruz. 1'de, 2'de, 3'de net şekilde gözükmezken 4. sonda hapis kardeş net şekilde gözüküyor. 5. son hariç tüm sonlar 1. sonun genişletilmiş hali diyebiliriz. 1. sonda gerçek dünyayı görüyoruz. Sınav esnasında bayılmamızdan ötürü ambulans çağrılmış ve tüm okul ambulans sesleri eşliğinde panik halinde. Öğrenciler o kim, hangi sınıftan diye dedikodular yaparken Byung-gil insanlar kendisine şüpheleniyor diye başına bir şey geleceğinden korku milleti azarlıyor. Bayan Song paramediklere ben onun hocasıyım diye gelmek istediğini söylese de paramedikler tarafından red yiyor. Yasol neredeyse kaçıyordu. Artık emanet onun yerinde, çok güçlü diyerekten hayal kırıklığı eşliğinde telefondan organizasyonu arıyor. Ama oyuncu olarak biz burada ne konuştuklarını duyamıyoruz. İkinci sondaki tek farklılık Myungil'in millete azarlamasının ardından Mina Myungil'i susturup içinden Jungo'ya olan üzüntüsünü onun böyle problemleri yoktu diyerekten dile getiriyor. Ve okul sonrası hastaneye ziyarete gideceğini söylüyor. Myungil Mina'yı enfeksiyon kaparsın bebeğim diye uyarınca da Mina sesini yükseltip yine azarlıyor. Üçüncü sonda ise yine Mina'nın azarlamasını görüyoruz. Ek sahne olaraksa Seon'un ambulanstaki baygın Jungo'ya baktığını ve şerefsizce gülümsediğini görüyoruz. Burada Seon'un zihni uzaktan kontrol ediliyor. Çünkü en son koma dünyasında ruhu ve vücudu hapis kardeş tarafından ele geçirilmişti. Sonra zaten ikinci oyunda hapis kardeşin baş yardımcısı oluyordu ve efendimiz diye etrafta geziyordu. İsterseniz ona da değinirim dediğim gibi. Dördüncü sonsa yine önceki sonlardaki gibi her şey var. Tek fark kapanış sahnesinde Bayan Sok yerde kolyesini buluyor ve burada neler dönüyor büyük anneme danışmalıyım diyerekten ekran kapanıyor. Beşinci yani gerçek sonda ise kapıda bizi Yasol karşılıyor. Yasol Jungo'nun yaşadığını görünce gecenin sonunda ilk defa bizimkinin yaşadığını sevinerek bizimkine gülümseyip iyi karşılıyor. Hatta birbirlerine baya yakın gibi davranmaya başlıyorlar. Jungo kendisini buraya sokan ve şimdi kaçmasını sağlayacak emaneti yani anahtarı bulunduğu da Yasol'e gösteriyor. Yasol gülümseyerek sen umutsuz vaka değil misin diyerekten itfaatı alınca da yaptığı araştırmalar sonucunda Seon'un kendi notlarıyla bizimkilerini değiştirdiğini öğrendiğini söylüyor. Yasol bunun üzerine sandığın gibi bir mankafa değil misin diyerekten de üstü kapalı yanıldığını dile getiriyor. En son Jungo Yasol'e öbür tarafta görüşürüz deyip sınıfa giriyor. Yasol Jungo sınıfa girdiğinde arkasından iyi şanslar diliyor. Sonrasında Jungo sınıfta uyanıyor. Sınavı bitirdiğini görüp direkt ilk dakikalardan notunu teslim etmeye gidiyor. Bu sırada ise Seo çok şaşırmış gözlerle bizimkini izliyor. Hemen ardından Yasol'ün telefondaki konuşmasını duyuyoruz. Kendisi bakanını Seo'nun komaya giriş çıkışları ve yaptıkları hakkında bilgilendiriyor. Jungo'nun da olaya dahil olduğunu söylüyor ama karşı tarafın ne olduğunu bilmediğimiz sorusuna da bu daha doğrulanmadı kontrol edeceğim diye cevaplıyor. Karşı taraf Jungo ile ilgili bir şeyi merak etmiş. Sonrasında ise Jungo için daha çok acemi ama ileride işimize yarayabilir diyerekten hayalet infacılarına Jungo'yu kapmaları konusunda bilgilendiriyor. Sonrasında görüyoruz ki Jungo aslında komadan çıkamamış. Sınıfta yine hastaneye kaldırılmış. Bunu Mina'nın ziyaretinden anlıyoruz. Mina komaya girmiş Jungo ile konuşmaya çalışıyor ama nafile. Bu tıpkı duvara konuşmak gibi. Mina bu odada Bayan Song'un kolyesini buluyor ve kolyenin Jungo'ya ait olduğunu düşünerek sen uyanana kadar buna göz kulak olacağım diyerekten kolyeyi yanına alıyor. Hastane çıkışında ise Jungo'nun odasına sivil kıyafetleriyle Yasol giriyor. Mina'yı görmezden geliyor. Mina böyle güzel bir kızın Jungo ile ne işi olduğunu merak edip acaba tanışıyorlar mı diye merakını dile getiriyor. Önce Taehoon'un şimdi ise Jungo'nun komaya girmesinden sonra Mina bir şeylerin yanlış gittiği düşüncesiyle kolyedeki Sumi Park adlı kişinin fotoğrafına bakıp evine gidiyor. Tabi Mina bu kişinin Sumi Park olduğunu bilmiyor. İlginçtir ki aynı soy ismi paylaşıyorlar. Mina Park ve Sumi Park. Bu sırada ise Seon'un uzaktan Mina'yı izlediğini görüyoruz.
Şimdi diyebilirsiniz çocuk o kadar uyandı, notunu teslim etti, neden ve nasıl tekrardan komaya girdi diye. Benim arkadaşımın bir teorisine göre burası aslında bir rüya sekansıydı. Sonuçta 5. sonda diğer sonların aksine karakterin sınıftan çıktığını ve yakalandığını görmedik. Ama elbette ki burada sınıftan çıktıktan sonra bayılma ihtimali de var. Ya da işte yapımcıların yaptığı bir devamlılık hatası. Yani tam olarak burada ne olduğunu bilmiyoruz. İkinci oyunda ise Jung'un tekrardan komaya girmesi için sen sınıfın ortasında bayıldın diyorlar diyor. Her neyse, sizin teorilerinizi yorumlarda bekliyorum. İkinci oyunun senaryosunda Mina Coyle sayesinde komaya giriyor. Ayrıca bu hastane odasını ikinci oyunda ziyaret edebiliyoruz. Bu yüzden de 5. sonun canon olduğunu söyleyebiliriz. Seo'nun Mina'yı uzaktan izlemesine gelirsek, dediğim gibi Mina'ya Myungil ve Seo başta olmak üzere birçok insan deliler gibi aşık. Seo flütü kullanırken Habis kardeşi Mina'yı getirmesini emretmişti. Habis kardeşi ise tıpkı bizi kovalayan katil Bayan Song gibi Mina'ya tıpatıp benzeyen bir et kuklası yaratmıştı. Ama bu kişiliksiz olduğundan Seo bundan memnun kalmıyor. Ulan bulmuşsun Şükret, aman okuyayım ya. Bir de oyunun arka planı olarak işlediği bir hikaye var. Hatta bu hikaye ikinci oyunda da yine notlar aracılığıyla işlenmeye devam ediyor. Okula aşırı genç ve seksi bir hemşire atanıyor. O da Bayan Nah. Bu hemşire atandığından beri de birçok erkek öğrenci hastalanmaya başlamış. Çok ilginç. Okul başkanı ise ağır sapık olduğundan ötürü bu genç kızla kafayı ağır takıyor. Güvenliğe kameraları kapatması ve okulu terk etmesi konusunda emir vermesi gibi planlamalar sonrasında bayağı taciz, tecavüz girişimlerinde bulunuyor. Hemşire sırf ailesini zora sokmamak, borçlarını kapatmak için bu müdürün bazı ahlaksız tekliflerini kabul edip düzenli görüşüyor. Ama bu psikolojisini yerle bir ediyor. Okuldaki göz tacizlerine katlanabilse de bizzat istismara katlanamıyor. Koma'nın sistem eleştirisi tarafına dönersek şunu söyleyebilirim. Oyunun ana konusunun sürekli ortaya konan başarı talebinin getirdiği, zihinsel ve fiziksel sağlık problemlerinin sonucunda aşırı negatif duyguların bulunduğu mekanda oluşan bir ters dünya konsepti olması çok trajikomik bir durum. Oyun içinde bulduğunuz birçok not okul yönetiminin sertliğine ve öğrencilerin buhranlarına değiniyor. Matematikten başka bir şey gözü görmeyen karartı arkadaş mesela. Bu çocuğun gerçek hayattaki hali karartıya bu şekilde yansıyorsa vah haline. Eminim ki çocuk gençliğini yaşayamıyordur. Şimdi sizlere okuyacağım oyun içi bazı okul bildirimlerine bir bakın. Seva'da sınıfının birincisi olabilirsin fakat sizi en iyi işlere götürecek olan en üst okullardaki pozisyonlar için rekabet etmeye gelince tüm ülkedeki öğrencilere karşı rekabet edersin. Tembellik etmeye başlarsan şunu unutma. Oyun oynamak veya dünyaya dolaşmak mı istiyorsun? En iyi okula gitmeye başardığında bunların hepsini yapıp tadını çıkartabilirsin. Şimdi pes etme. Bitiş çizgisinde bu kadar yakınken olmaz. Gördüğünüz ve okuduğunuz şeylerde öğretmenler tarafından itilip kalkılan ve sömürülen öğrencilerin gizli, zamansız ve gerçekçi bir hikayesini anlatan bir yapım bu. Bir korku oyununda okul teması işlenecekse bu sadece 10 dakikalık bir bölüm olur. Peki ya neden bu durum böyle? Çünkü bir korku oyununda okul hikayesi yazmak zordur. Ama hadi bunu hallettiniz diyelim. O zaman da iş bölüm dizaynını ve atmosfere geliyor. Outlast 2'de sadece halüsinasyon olarak okula giderdik ve her gittiğimizde bile çevre çok benzer gelirdi. Aynı yerlerden geçiyor gibiydik. Burada yapabildiğimiz şeyler çok sınırlıydı. İlk oyunun sonundaki o tesis kısmı gibi değildi. Ayrıca okulda ne tür bulmacalar, parkur sekansları olabilirdi ki? Koma ise birazcık yaratıcılıkla, birazcık da 2D oyun olmasıyla bu sorunu kökten çözmüş durumda. Oyunun başarılı bir atmosferi var. Gece vakti gerçekliğin çarptırılmış bir okulda kalmak kasvetli ve daraltıcı hissettiriyor. Özellikle de kullanılan soundtrackler, KT sizden uzakta olsa bile diken halinde tutuyor sizi. Ufak bir ekibe göre ses dizaynları ve soundtrackleri gerçekten başarılı şekilde yapmışlar. Etüt odasından tutun, revir odasına kadar birçok kısımda o alana özel müzikler çalıyor. Görsel olaraksa herifler tüm koridorları ve tüm lavaboları, tüm odaları tıpatıp kopyala yapıştır yapmamışlar. Mutlaka her odada ufak tefek değişiklik oluyor. Oyunun son saatinde deprem olduğunda bir anda tüm harita değişiyor. Duvarlardaki insan yüzleri bir anda bükülüp değişip gülümsemeye başlıyorlar, televizyonlar kendi kendine açılıyor, biyokütle dallarının sayısı artıyor. Mükemmel. Etrafta duvarların ve tatlıların, lavaboların biyokütle dallarıyla kaplanması, havalandırma boşluklarından akan kanlar, tavanda asılı öğrenciler, yerdeki ölü cesetler, duvarları kaplayan kağıtlar, etrafın yıkık dökük olması, koma atmosfer olarak bayağı başarılı bir yapım. Ha, ikinci oyun bunu zirveye çıkartıyor, tabii ki her anlamda çıkarttığı gibi. Ama ilk oyunda yine başarılı. Oyunda tam tamına 3 tane harita var. Batı binası, ana bina ve kuzey binası. Bu 3 yerde birbirinden farklı.
Özellikle de son harita komanın buzdağının altı gibi resmen. Koridorların düz değil de ters veya da bükük halde olmaları, biri panik halinde direkt kaybolmanız demek. Cryofair'de okul kısmının başları çok sakindi, insan ne zaman işler tersine dönecek diye tırsıyordu. Komoda ise her an bir şey olabileceği gerginliği sizi mahvediyor. Ama elbette burada da tıpkı Resident Evil oyunlarında olduğu gibi, katilin giremediği ve rahatlatıcı müzik çalan bir konfor alanınız var. O da çoğunlukla anksiyetesi olmayan her öğrencinin teneffüste koşarak gittiği kantin. Şu an arkada Safe Room müziğini dinliyorsunuz. Başta ne kadar rahatlatıcı, dış dünyayı unuturacak bir şekilde ilerlese de, sonrasında müzik ağır bir bozulma yaşıyor. Bak hala tehlike içindesin, kapıdan çıktığın an seni bekliyorlar hissi, bir anda işinize doğuyor. Komoda nerede olursanız olun konfor sizin için geçerli değil. Hani müzik sanki katil safe room'a girebilecekmiş gibi hissettiriyor, bunun doğru olmadığını bilsen de. Oyunun harita sistemi okulda da geçmesine rağmen çok başarılı. Çok hızlıca haritayı açıp cidden nerenin ne olduğunu, nerede olduğunu öğreniyorsun. Oyun bazen seni kolundan tutup sarı işaretle bak görev yerin yapman gereken şeyin konumu burası diye belirtiyor. Haritayı okumak zor değil yani. Oynanış esnasındaki harita dizaynına gelirsek. Sen karakterlerin söylemlerini ve etrafta öğretmenlerin öğrencilerin yazdığı notlardan yola çıkarak nereyi araştırman ve nereden gitmen gerektiğini buluyorsun. Yani haritayı keşfediyorsun. Keşif yapmak çok da zor değil ama basit de değil. Mesela her merdiven alta veya da üste çıkamıyor. Bazı merdivenlerin alt tarafı, bazılarının ise üst tarafı kapalı oluyor. Yani yukarıya veya da aşağıya çıkış yapmak için koridorun diğer tarafındaki merdiveni kullanman gerekiyor. Yani daha uzun yollara sapmanız gerekebiliyor. Belli başlı kısımlarda ise portal geçitleri var. Oyun bu portal geçitlerini kısa yollara kullanmaktansa bir zorunluluk olarak tutuyor. Yani gitmeniz gereken yol olarak bunları size sunuyor. İkinci oyunda ise portallar aslında bir kısa yol işlevi görüyor, zorunluluk değil. Son haritada ilerleyiş full portallar üzerinden ilerliyor ve portallar haritada gözükmüyor, yerlerini ezberlemeniz gerek. Hangi merdivenlerin geçitlerinin kapalı olduğu da yazmıyor, onları da sizin aklınızda tutmanız gerekiyor. Maalesef ki Silent Hill 2'deki şu işaretleme mantığı burada söz konusu değil, keşke olsaydı. İlerlemeniz için yapmanız gereken gereksinimler azlar. Çoğunlukla ulaşmanız gereken yerdeki kapıları açan birkaç tane anahtar item toplamanız gerekiyor. Bazen oyun sana kelime bulmacaları veriyor ve onlara doğru sırada giriyorsun. Genellikle eylemlerinizle alternatif sonlar alıyorsunuz. Oyunun sonunda 3-4 tane seçenek sunulmuyor. Bu güzel bir şey. Şimdi gelirsem oyundaki tehdit seviyesine. Tam tamında 5 tane can barınız var. Eğer öğrenci karartılarının tavandan düşmesiyle veya da yerden pençe atmasıyla hasar aldığınızda kanamanız oluyor. Kanamayı bandajla durdurmazsanız katilden ekstra hasar alıyorsunuz. Bir de zehirli gaz bulutlarına yakalanırsanız ve belli bir süre panzehir içemezseniz karakterinizde teker teker can kaybı oluyor. Haritalarda böyle iki tane çevre tehdidi var. Bunların sayıları çok da fazla değiller. Bu yüzden bunları unutabiliyorsunuz ve bir anda şak diye karşınıza çıkabiliyor. Dikkat edin. Rushlamaktansa etrafı yarım yamalak aydınlatan el fenerinizle önünüze iyi bakmanız gerekiyor. Gelirsek katile. Kendisiyle aynı koridordaysanız el feneriniz açıksa çoğu zaman uzaktan görüp koşmaya başlıyor. El feneriniz kapalıysa dibinize gelene kadar görmesi zor olabiliyor. Ama emin olun el fenerini kapatıp ilerlemek gereksiz. Hatta ben şu anda ekrana el fenerimin kapalı olduğu bir görsel koyabilir miyim onu bile bilmiyorum. Eğer katil alt taraftaysa ve katili yanınıza çekip de onun olduğu kata inmek istiyorsanız musluk veya da radyo tarzı ses kaynaklarını aktif edip katili yanınıza çekebiliyorsunuz. Ama katil çoğu zaman bunları duymuyor. İyi çalıştığını söyleyemem. Hatta şu an yine bununla ilgili görüntü koyabilir miyim bunu da bilmiyorum. Kullanmadım çünkü. Daha önce coin yaşarımı kullanmıştım ve çok da işe yaradığını söyleyemem. Bir stamina barınız var. Koşarken veya da saldırılardan kaçarken bu bar tükenebiliyor. Boş boş koşmamanız gerek. Katilden veya da çevre tehditlerinden kaçınmanız için stamina barının dolu olması şart. Canınızı veya da stamina barınızı doldurmanın ise iki tane yolu var. Neredeyse her yerden loot yapabiliyorsunuz. Bandaj veya da panzehir haricinde buralarda su, çikolata, cips bulabiliyorsunuz. Bunlar canınızı dolduruyor, staminanızı dolduruyor. Ya da yine çevreden topladığınız paralarla kantindeki makineden size lazım olan her şeyi alabiliyorsunuz. Para kullanımını iyi yapmanız gerekiyor. Bazen zor anlarda cidden bu makineye başvurmanız şart. Çünkü panzehir veya da efendime söyleyeyim hamburger, cips tarzında kaliteli itemler öyle loot esasında nadiren çıkan şeyler. Oyunda sadece 6 tane slot var. Bunun haricinde ekstra bir envanteriniz yok. Zaten özel anahtarlar, itemler de özel eşyalar olarak geçtiğinden çantanın bir diğer bölümüne gidiyor. İyi son yapmak için Mina'ya ilk yardım kiti aldığınızda ilk yardım kiti anahtar item olmasına rağmen 6 parçalık bölüme yerleşiyor. Onun haricinde hiçbir anahtar itemi 6 slotunuzda yer kaplamıyor. Cips 3 tane bar dolduruyor, hamburger ise 4 tane bar dolduruyor. Suysa sadece stamina'yı dolduruyor. Ha bir de size buff veren itemler var. Enerji içecekleri stamina'nızın çok hızlı dolmasını sağlıyor. Veya da yapımcıların ismini barındıran Devespresso kahvesi,
Direkt belli bir süre staminanızı hiç bitirmiyor. Hatta bende bir bug olmuştu. Yarım saat boyunca kahvenin etkisi bitmemişti. Halbuki birkaç dakikaya bitiyorlardı. Kendimi tanrı gibi hissetmiştim. Maalesef ki bu itemleri kullanmak için bir kısa yol yok. Envanterinize gidip manuel olarak sizin seçmeniz gerekiyor. Tabi envanteri açtığınızda Resident Evil oyunları gibi zaman donmuyor. Bu yüzden katilden kaçış esasında item kullanmak sizi strese sokuyor. Bu oyunda bir envanter yöntemi konusu olmadığından ötürü hayatta kalma, korku tarafını pek iyi verdiğini söyleyemiyorum. Aman aman zor bir oyun değil kendisi. Sizi çok da fazla uğraştırmıyor. İkinci oyun uğraştırıyor. Eğer tüm slotlarınız doluysa ve yerde çok daha iyi bir item bulduysan ancak o zaman bir tane envanterindeki itemi feda edersin. Malum hani bir kutuya koyma olayı falan yok. Ama o da yani her zaman olan bir durum değil. Ve oldun mu da hani seni zararı sokmuyor. İyi bir deneyim için kesinlikle kol kullanın bilginize. Ama klavye kolla da rahatlıkla oynanabiliyor. Sadece kol bu tarz oyunlar için daha rahat. Peşinizdeki üstün avcıya gelirsek. Haritada katil sizi canlı kanlı avlıyor. Script olarak çıktığı yerlerde var elbette ama her zaman değil. Resident Evil 2'deki Mr. X gibi düşünün. Topuklu ayakkabının sesleri sayesinde katil koridorun neresinde geziyor anlıyorsunuz. Bir odada cam varsa ve katil odanın içindeyse kendisini camdan koşturduğunu görebiliyorsunuz. Eğer odaların içine HD şekilde görebilseydik bu daha hoş bir eklenti olurdu. Katil her yeni haritaya geçtiğinde evrim geçiriyor. Ha, elbette ki Bakugan'daki Drago kadar fazla evrim geçirmiyor. Her evriminde dış görünüşü de değişiyor. Ve bu bizim daha tetikler hissetmemizi sağlıyor. Katil ilk formundayken sadece bir tane cambarı götürüyor. Ama ikinci veya üçüncü formundaysa iki tane, üç tane cambarı götürüyor. Her evrim geçirdiğinde ise kendisinin hızı da artıyor. Hikaye tarafında emanet yani Koyle kuklanın üzerindeyken İçinde fotoğrafı olmadığından ötürü yarım emanet olarak geçiyor. Yüksek ihtimalle bu yüzden katil erimleşiyor. Eğer emanet tam olsaydı böyle bir yaratığa dönüşmem ihtimali vardı diye düşünüyorum arkadaşımla. Ama unutmayın ki bu sadece bir teori. Böyle bir şey olmayabilir. Katil kendi kendine sinirlendikten ötürü de erimleşebilir. Belki de formu onun için insana zorun büyümesi gibidir. Anlatabiliyor muyum? Taktiktir yani. Katilin ilk formunun Bayan Song'un direkt tapatıp aynısının olması, komaya düşen insanları kolayca kendisine çekmesi için güzel bir taktik. Ama hep söylerim, korku oyunlarında sizi düşmanların azdırmaması gerekiyor. O yüzden evrimleşmiş formlarının dizaynı oyuncuya başarılı şekilde geriyor. Ama bu evrim olayının hiçbir önemi yok. Çünkü oyunda çok OP bir mekanik var. Bir de oyunu kıran bir mekanik var. OP mekaniğe gelirsek, o da nefes tutma mekaniği. Bu mekanik sayesinde bir merdivenden veya da kapıdan geçerseniz ve nefesinizi tutarsanız, katil koridora ya da sınıfa giriş yaptığı an eteğinin altında olsanız bile sizi göremeyip gidiyor. Katilden kaçarken stamina biterse, katil odadayken sürekli kapıdan hızlıca giriş yaparsanız, katil olduğu yerde sıkışıp kalıyor. Çünkü sizi her gördüğünde oyuncunun fark edildiğini anlaması ve kaçması için kendini toparlaması gerektiğini ötürü çığlık atıyor. Bunu yaparken de staminayı geri doldurabiliyorsunuz. Normalde oyun sizin katilden kaçarken lavaboya ya da sınıfa girip bir dolaba ya da masa altına saklanmanızı istiyor. Katil saklandığınızda odayı birkaç saniye boyunca arayıp sonra gidiyor. Ölüm ses efekti ise oyundaki diğer tüm ses efektleri gibi başarılı. Bu ses ölümün kendisini temsil ediyor. Bu bip 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 sesi kalp atışını temsil eder ve ardından aniden durur. Ölmeden önce duyduğunuz tek şey uzun bir bip'tir. Aynı zamanda oyunda birden fazla da ölüm ekranı bulunmakta. Bilginize. Oyundaki tüm karakterler, tüm animasyonlar aslında tekrar tekrar oynayan birer GIF'ten ibaret. Gerek oynanış tarafında gerekse de karakterler konuşurken. Oyunun klasörlerine girerseniz oyundaki tüm GIF'leri bulabiliyorsunuz. İkinci oyunda ise GIF olayını ortadan kaldırıp direkt harika ve akıcı animasyonları geçmişlerdi. Bu da duygu aktarımını daha başarılı yapmalarını sağlıyordu. İkinci oyunda cidden karakterlerin yüzlerindeki animasyon sayısı fazla. Aynı şekilde animasyonlarda canlı, bir şey söylediklerinde yüz ifadesine baktığımda evet uyuşuyor diyorum. Birinci oyunda tüm karakterlerin 2-3 tane öyle bir normal fotoğrafın görseli var ve bu yüzden de aman aman iyi yansıtmıyorlar duyguları. Özellikle de bu oyunda Yasol'ün yüzü bana sürekli değişiyormuş gibi geliyor. İkinci oyunu bu yüzden kutlarım. Yasol demişken oyunu bir kez bitirip ikinci defaya başlarsanız Yasol oyun boyunca 5. sonun sonundaki sivil kıyafetlerini giyiyor. Hem diyalog ekranında hem de oynanış esnasında kendisini sivil kıyafetleriyle görmek çok iyi. Eğer bu kıyafeti sevmiyorsanız oyunu bir kez bitirip 3. kez başladığınızda tekrardan okul kıyafetlerine döndüğünü söyleyebilirim. Sadece kıyafet değişikliği yok aynı zamanda vücut dilinde de yani duruş pozisyonunda da ve ilk karşılaştığınız zamanki o mimiklerde de bir fark var. Ben bazı özel sebeplerden ötürü Lisa kıyafetini tercih ediyorum. Ama maalesef ki çizgi roman içerikli ara sahnelerde bu Yasuo'nun normal kıyafetini görüyoruz. Sonuçta çizgi roman apayrı bir şey, oyun içi olan bir şey değil. Evet bundan yeni bahsediyorum lakin oyundaki önemli ara sahneler hep öyle çizgi roman havasında. Çizim var nasıl diye soracak olursanız yani yeterli diyebilirim.
Bu çizgi roman kısımlarında, özellikle de Seiyu'nun Habis kardeş tarafından ele geçirildiği kısımda bir ses dizayn eksikliği var. Oyun sadece müzik veriyor, herhangi bir ses efekti vermeden normal izletiyor seni. Ben diyalogları seslendirsinler demiyorum bu arada. Bir çığlık sesi ekleyebilirler, bir pençe sesi ekleyebilirler, bir kutu düşme sesi ekleyebilirler. Ha ama Tanrı'ya şükür ki oyunun müzikleri veya da efendime söyleyeyim atmosferdeki çevre sesleri falan çok başarılı. Katilin topuklu ayakkabısının sesi koridorda yankı yapıyor. Oyunun karakter ve çevre dizaynı bir Hollow Knight kadar şahane olmasa da yine yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Oyunun görselliği gözünüzü kanatmıyor, gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Ayrıca Yasuo'da olduğu gibi Yungon'un da bir alternatif skin'i var. Ama bunu oyunun dosyalarından sizin aktif etmeniz gerekiyor. Eğer bunu üşenmeyip yaparsanız nefes tutma animasyonu Metal Gear Solid'deki gibi karton kutunun içine girerek oluyor. Ben oyunlarda kişiselleştirme seçeneklerini her zaman çok severim. Komayı hangi sonları bitirdiğinize göre sizin albüm kısmınıza yepyeni konsept tasarımları ve arka plan yapmalık fotoğraflar geliyor. Artık hangisi sizin estetiğinize yakışıyorsa onu kullanın. Ben oyunlarda konsept tasarımına bakmayı aşırı aşırı fazla seviyorum. Hani neler olabilirdi, nasıl olabilirdi diye düşünmek beni sevindiriyor. The Coma'da öyle aman aman vay anasını ya keşke böyle yapsalarmış denilen karakter dizayn farkları falan yok. Ama gelin birkaç tanesinden böyle bahsetmeye değerlerden bahsedeyim. Mina'nın konsept tasarımında Habis kardeşin yaptığı Mina'nın et kuklasını görebiliyorsunuz. Oyun içinde bunu göremiyorsunuz, sadece duyuyorsunuz o kadar. Kendisi oyun içi notlarda sürekli komada bir kral gibi hissettiğini söylüyordu ve burada da kral gibi durması tatlı bir dokunuş olmuş. Myungil'in mesela normalde karnında boşluk olmayacakmış. İyi ki eklemişler çünkü karartı olayına daha derinlik katıyor bu dizayn. Yasuo'nun klasik kıyafetinde de normalde çorap giymeyecekmiş. Gerçi oyun içi bazı çizimlerde hala da çorap giymiyor. Çorap sonradan eklenmiş bir şey. İkinci oyunda da zaten çorap giymeye devam ediyor. Yani yapımcılar sonradan eklenmişler ve zaten Yasuo oyunun pazarlamasında kullanılan reklam yüzüğü. Hoş yani hoş. Güzel geliyor göze. Koma tam tamına ilk oynayışınızda maksimum 5 saat süren bir oyun. Oyundan sıkılmaya başladığınız zaman bitiyor. O konuda rahat olun. Yapımcılar sınırlı bütçesiyle size yaşatabilecekleri en kısa ve en iyi korku deneyimlerinden birini sunuyor. Ben bu oyuna iyi diyemiyorum. Koma bana kalırsa ortalama bir oyun. Ama ikinci oyun, oyunu her anlamda ya maksimum seviyeyi taşıyor, mal öteye taşıyor böyle elmas gibi bildiğin ve ikinci oyun cidden çok çok başarılı bir korku oyunu. İkinci oyunla ilgili bir video yapmamı isterseniz de lütfen bunu yorum kısmına belirtip videoya like atarak isteğinizi belirtin. Bu videoyu hazırlamak beni oldukça yordu dostlar. Koma'nın fiyatı oldukça ucuz, bu oyuna bir şans verin. Aynı şekilde daha fazla desteklemek isterseniz de ekstradan soundtrack veya da konsept tasarımlarını satın alabilirsiniz. Eğer beni seviyorsanız ve maddi olarak desteklemek isterseniz katıl üyeliği alabilirsiniz. Tek seferlik desteklemek için ise süper teşekkür alma şansınız var. Sırada ise hep beraber Seattle'a terör estireceğiz.
to every